İki tane düzenleme var. Bunlardan bir tanesi yani yeni olan, bir tanesi kısmi çekiş, bir diğeri de işte BES sözleşmelerinin bankalarda BES teminatlı krediler, evet. gösterilebilmesi. Şimdi kısmi çekişten başlayalım. Uygulamaya girdi, yani şeklen girdi, şeklen kağıt üzerinde girdi, girdi mi? Parti parti bütün şirketler devreye almaya başladılar diyeyim. Var mı böyle? Çünkü mesela biz geçtiğimiz senelerde konuştuğumuzda ya sizlerin de en büyük endişesi ya kısmi çekiş girerse bir hücum olur. Kişiler çekmeye başlarlar falan. Böyle olmadı gördüğüm Kısmi kadarıyla. çekiş daha tam olarak devrede değil. Onun için yani onu ölçemem ama böyle olmayacağını hissediyoruz. Aynısı BES teminatlı kredi için de Ha, orada da mı? geçerli. BES teminatlı kredi daha şu anda hayata geçmiş vaziyette. Orada da talepleri görüyoruz. Yani bunların iyi tarafı şu. Abi, burada bir sürü imkan var. Yani Seçenek var yani. seçenek var. Çünkü öyle müşteri, şimdi 18 milyon müşteri deyince içinde tabii her tip insan var. Hakikaten bunu kullanacak olan var, kullanmayacak olan var, hepsini çekecek olan var. Çünkü eskiden hatırlarsanız biz hep şunu söylerdik. BES'ini kapatan muhakkak açar bir tane daha. Evet. Yani aslında içerideki paranın birikip kullanılıyor olması bizim için iyi bir şey. Adam diyor ki ne kadar güzel param birikmiş. Ben gideyim ev alayım, araba alayım, çocuğumu evlendiririm. Ama bir yandan hemen bir BES daha açar. Çünkü daha iyi yani tasarruf sistemi olarak demin yatırımı konuştuk. Orada da alternatifsiz olmaya başladığımızı iddia ediyorum ben ama tasarruf olarak hakikaten alternatifi yok. Yani burada biriktirmeyeyim, nerede biriktireyim? %30 devlet katkısı var. İyi yönetilen fonlar var. Onun için kapatan bir daha açar. Kapatan açtığı zaman çocuğuyla birlikte bir daha açar. Şimdi 1,2 milyon çocuk diyoruz. Yani o taraflar çok hızlanıyor. O yüzden de adetsel olarak da çok hızlı büyüyor. İş ki o işte içerideki ortalama para büyüklüklerini biraz daha büyütebilmek.